Avrupa'da yaşayan bir iş adamı veya kendi işini yapan bir insan olarak önünde bir işin var. Yani istediğin şey ne? Kendi işinde başarılı olmak, değil mi? Bu yolda ilerlerken daha fazla müşteri kazanmak örneğin, işini daha büyütmek veya ailenle daha fazla zaman geçirmek ve arzuladığın o mal varlığa ulaşmak, bu yolculukta istediğin şey bu. Ama bu yolculuk esnasında tabii hayat düz gitmiyor biliyorsunuz. Yukarıya da çıkmıyor devamlı. İnişi var, çıkışı var. Yani bu yol gördüğünüz gibi düz gitmiyor. Nasıl gidiyor? Bu şekilde. Yani iniyor, çıkıyor, iniyor, çıkıyor. Bu yolculukta tabii inişler olduğunda kafayı boşaltmak için veya sana zor geldiği için burada üzüntülü olduğundan dolayı genellikle kendi işini yapan insanlar kafayı kuma gömüyor. Kendini kapatıyor. Veya tamamen alakasız konulara odaklanıyor kafayı dağıtmak için. Ne yapıyor? Spiritüelliğe kaçmaya başlıyor. Spiritüellikte kastettiğim şey şu. Mesela yogaya başlıyor, meditasyona başlıyor veya gidiyor Reiki kurslarına katılıyor. Veya hiç kendisiyle alakası olmayan kafa dağıtma seminerine katılıyor. Ondan sonra kendi kültürüne uymadığından dolayı Buda'dan, Konfüçyüs'den, işte Uzak Doğu'dan gelen bir yöntem, yoga gibi bir yöntem kendine uymadığından dolayı ne yapıyor? Bu sefer kafayı sıyırıyor. Yani burada işine odaklanması gerekirken, yani arzuladığı, gündemde tuttuğu, daha önceden arzuladığı hedefleri vardı. Bu hedeflere unutuyor, kafasından siliyor, işine odaklanmayı bırakıyor. İşine odaklanmayınca da işte şöyledir sevgili arkadaşlar. Akvaryumun içerisinde bir balık gibi düşünün. Devamlı beslenmesi lazım. Sen ona devamlı yem vermen lazım. Beslemen gerekiyor. Beslersen işi büyüyor. Balık büyüyor. Ama işini beslemezsen, başka bir yeri beslersen, saçma sapan, seninle alakası olmayan, beslememen gereken, senin işinle hiç alakası olmayan bir yeri beslemeye başlarsan bu sefer buradaki balık ölüyor. Yani işini kaybediyorsun. Genellikle işini kaybedenler veya iflas edenler, batanlar bu şekilde yolculuk esnasında konseptten çıkan insanlar, frame'den çıkan insanlar, hedefine odaklanmayan, işine odaklanmayan, başka saçma sapan yerlere odaklanan insanlar işini batırıyor. Neden bu oluyor? Hayat biliyorsunuz inişli çıkışlı, şurada gördüğünüz gibi ilerlerken böyle iyi gidiyordu. Sonra birden düştü. Önünde bir problem var. Kendi işiyle alakalı. Yani kendi işini çözmesi gerekirken umutsuzluğa kapılıyor. Enerjisini başka yere veriyor. Burada yapması gereken neydi aslında? Hedeflerine giden yoldan buradaki işiyle alakalı problemi çözmesi lazım. Burada yaşadığı, yani şu düşüşe sebep olan engeli kaldırması gerekiyordu. Yani önüne takoz geldi, o takozu kaldıracaktı, o kadar. Yani çözüm araması gerekirken tamamen kendi işinin dışında alakasız başka bir yere kendini kaptırdı. Burada çözmesi gereken problemi çözmedi, enerjisini başka yere harcadı. Bu da kafayı kuma gömmek demektir, işini takip etmemek demektir, işini batırmak demektir. Sonra da ne oluyor? İşinde başarılı olması için gereken adımları atmadığından dolayı işini elinden kaybediyor. Sadece işini mi kaybediyor? Hayır. Çevresi var değil mi? Ailesi var. Ailesine zarar veriyor aslında. Başka müşterileri var. Müşterilerini kaybediyor. Başka çevresi var. Çevre arkadaşları, dostları var. Onları kaybediyor. Sadece bu mu? Bunları mı kaybediyor? Hayır. Aklını da kaybediyor. Çünkü akıl çok önemli. Akıl büyük bir nimet. Kendisine uymayan, saçma sapan, kendi kültürüne, kendi inançlarına uymayan yoga, meditasyon veya saçma sapan yerlere odaklandığından dolayı, uymadığından dolayı, fıtrat olarak uymadığından dolayı bu sefer kafayı sıyırıyor ve en önemlisi de zaten aklını kaybetmiş oluyor. Zaten aklını kaybettiği zaman her şeyini kaybediyor. Saygınlığını kaybediyor, itibarını kaybediyor, güvenilirliğini kaybediyor. En önemli şey burada yapması gereken şey neydi? İstikrarlı bir şekilde ilerlerken problemler çıktığı zaman önündeki problemleri çözmek için çaba göstermesi gerekiyordu. Kendi konusuyla alakalı, kendi hedefleriyle alakalı, kendi işiyle alakalı problem çıktığında doğru rehberle, mentorla o problemi çözmek için arayışlar içerisine girmesi lazımdı. O problemleri çözmesi gerekiyordu. Yani burada sıkıntı yaşadın. Evet, herkes sıkıntı yaşıyor. Herkes düşüyor. Herkes inişi var hayatın. Bu dönemde senin rehbere ihtiyacın vardı. En azından bir rehber bulmalıydın. Sana bir yol gösteren olmalıydı. İşte yol gösterenin olmadığından dolayı her şeyi ben çok iyi biliyorum, çok tecrübeliyim dedim belki de. Kafan da bu sefer ne oldu?
boş oluyor. Kafan boş olunca da bu kafandaki boşluğu da ne yaptı? Şeytan değerlendirdi, öyle diyelim. Çünkü ünlü bir yazar öyle diyor. Boş kafa şeytanın çalışma odasıdır. Dolayısıyla burayı hiçbir zaman boş bırakmaman gerekiyor. Böyle dönemlerde burayı doldurman gerekiyor. Senin fıtratına uygun, senin kültürüne uygun, senin değerlerine uygun, uçan kaçan böyle değil de, hani uçuk kaçık tipler var, spiritüel tipler değil de, seni hem akılla, hem mantıkla, hem ilimle, hem bilimle ileri götürecek rehbere ihtiyacın vardı. Bu dönemde işte onu değerlendirdiğinde de inişlerden kolayca yukarıya çıkacaktın ve her zaman da öyle çıkarsın. Yani bu bir uyarı videosu. Avrupa'da yaşayan, kendi işini yapan bütün iş adamlarına, girişimcilerine sesleniyorum. Çünkü aynı zamanda sevgili arkadaşlar, bu sistem o kadar önemli ki bu sistemle ilerlemeyenler genellikle iş adamı hastalığına kapılıyor. Kafayı sıyırmamak için, elindekilerini kaybetmemek için, itibarını kaybetmemek için, o zaman senin de yapacağın şey kendine bu iniş ve çıkışlarda yanına bir rehber alman, bir mentorla ilerlemen. Çünkü sen hedefe giderken yanında bir mentorun olduğunda o sana nasıl problemleri çözeceğini adım adım gösterecek ve o şekilde sen de arzuladığın hedefe ailenle, çevrenle ulaşabilirsin. Bu konularda biz yıllardan beri Almanya'dan Avrupa'daki iş adamlarına, kendi işinin patronlarına yol gösterdik. Binlerce insanın hayatını değiştirdik. Size de bu konularda yardımcı olmamızı istiyorsanız hemen videonun altındaki linke tıklayarak formu doldurup bizim eğitimlerimize katılmak için başvuru gönderebilirsiniz. Eğitimde görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.